Teyze iyi akşamlar. İnşallah iyisinizdir. Sana da iyi İyi akşamlar. akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Keyfin iyiyse, hepinizin keyfi iyiyse başlayabiliriz. E-posta ile sorular gelmiş miydi? Bugün gelmedi. Yok mu? Tamam, Evet. okey. Şimdi arkadaşlar arşivde son 2-3 ders yok. Farkındasınızdır. Okey. Çünkü bakan arkadaş yurt dışında. O yüzden ikinci bir bakan arkadaş kim sorumlu bulamadım henüz yazmama rağmen. O yüzden beklemedeyiz orada. Ama dersleri kaçırmamanız doğal olarak en iyisi. Şimdi bugün yapacağımız, daha doğrusu hem bugün hem de çarşamba günü yapacağımız ders kongreye hazırlık olacak. Ama her zamanki gibi önce hep beraber bir şeyler okuyalım. Erdemliğin İncilerinden biliyorsunuz okumaya başlamıştık. Sayfa 6 ve yukarıdan 3. paragraf Yaradan'ın kelimesiyle başlayan paragraftan okuyacağız. O aşağıdaki iki paragrafı derse hazırlık açısından okuyacağız. Tamam, derse hazırlık, derse gelmeden bir 15 dakika aslında önce yapmanız iyi olur. Tavsiye ediyorum öylesine. Çünkü Rav da bize öyle tavsiye ediyor. Biz de 15 dakika önceden geliyoruz hep derse kendimizi hazırlamamız için. Ama yapmadıysanız hazırlık, beraber en azından bir şeyler okuyalım. Yaradan'ın yaratığı bu düzenin amacı nedir? Yaradan'ın yarattığı bu düzenin amacı nedir? Bunun amacı insanı daha büyük ve yüksek bir dereceye çıkarmak, ona bahşedilen tanrısallığı hissetmesini sağlamaktır. Böylece insan dostunun arzularını bilip hisseder gibi Yaradan'a ulaşan yolları da öğrenir. Bağlıslam Kabala öğretisi ve özü. Bir de altındakini okuyalım. Sayfa 6. Devam ediyorum. Yaratılıştan bu yana Yaradan'ın amacı tanrısallığını ortaya çıkarmaktır. Bunun sebebi onun tanrısallığının ifşası insanı istenilen dereceye gelene kadar gelişmesi için hoş bir armağan gibi ulaşır. Ve böylelikle aşağıdakiler gerçeği görüp yükselirler ve onun için öncü olurlar. Ve ona tutunurlar ta ki son bütünlüklerine ulaşana kadar. Gözlerim senden başka bir tanrı görmedi. Koşuluna gelene kadar doğal olarak. Bağlıslam'ın Yaradan'ın İfşası adlı makalesinden. Şimdi arkadaşlar, kongreye hazırlık. Şimdi kongreye ilk kez gelecek olan arkadaşlar var. Aramızda ilk kez bulunacak arkadaşlar var. O yüzden o arkadaşlar biraz sanırım bilmek istiyordur. Ne yapacağız, ne edeceğiz, kongre nedir, ne değildir vesaire gibilerinden. O yüzden her türlü sorunuzu sorun. Kongreyle ilgili çekinmeyin, kafadan her şeyi çıkartalım. Şimdi kısaca bahsedeyim. Biz her sene birçok ülkede kongreler yapıyoruz. Ve kongreler yapmamızın amacı da arkadaşlarla bir araya gelmek. Ama geçenlerde Meksika'da vardı, Amerika'da vardı, Avrupa'da vardı, Romanya'da, şimdi Odessa'da olacak, ondan sonra Moskova'da olacak. Sanıyorum Moskova'da, değil mi? Sanki Evet, Moskova'da Moskova'da. olacak. Ama akabinde başka bir yerde olur tekrar. Şubat, ilkbaharda burada olacak Şubat, sanıyorum. evet. Şubat'ta burada olacak. Mesela Şubat'ta buradaki kongreye gelmek isterseniz şimdiden aklınızda bulunsun. Tam ona göre koşullarınızı şimdiden planlamaya, hazırlamaya başlayın. Çünkü Türkiye'den arkadaşlar geliyor Şubat aylarında mesela burada kongre yaptığımız zaman. Siz de bekleriz. Tamam. Ki en azından siz de bilin kimle çalışıyorsunuz, nedir, ne değildir bu adamlar gibilerinden görmekte fayda var. Oldu. Kongrelerin amacı da hepimizi aslında bir araya getirmek. Çünkü birçok arkadaş sanal çalışıyor. Ve sanal çalışan arkadaşların bizim gibi her gün gün be gün yoğun dostlarla teması yok. O yüzden o temassızlığı gidermek amacıyla ne yapıyoruz? Dostlarla bir araya geliyoruz ki o 2 günü, 3 günü yoğun bir şekilde geçiriyoruz ki tüm aslında işlediğimiz konu, manevi konu aramızdaki bağda yaratanı ifşa etme konusunu en azından pratiğe dökebilelim diye. Ve Odessa'da olacak kongrede cuma sabahı başlayacak. Bizler perşembeden orada olacağız. Perşembeden gelebiliyorsanız ne ala. Cuma günü başlayacağız. Cuma 2 ders, cumartesi 2 ders, cumartesi 3 ders, pardon. Cuma'da mı 3 ders yoksa? Evet. 3 ders, 3 ders diye gidecek sanıyorum. 6 ders. Akabinde pazar günü sanıyorum kısa bir sohbet tarzında ya da bir soru cevap tarzında bir şeyler olur. Ve pazar günü yarım bitiyor. Yani 12 gibi bitecek kongre. Yarım gün yani. Ve Rav da hep bu derslerde grupla ilgili, ondan sonra manevi çalışmada iç çalışma gibi konuları herkese anlatıyor. Çünkü yeni birçok arkadaş geliyor. O yüzden grubun amacı,
manevi çalışmada iç çalışma nasıl yapılır vesaire bunlara değiniyor. Birçok arkadaşın soru cevabını da alıyor. Biz de dersleri çevireceğiz her zamanki gibi. O yüzden orada olmanızda fayda var. Okay? Yani bunları üzerinden geçmekte, dinlemekte fayda var. Ayrıca RAV'ın derslerini daha önce hiç dinlemediyseniz bu da iyi bir fırsat. Kongre dersleri çünkü daha kolay, daha güzel olur. Öteki taraftan çalıştaylar falan da yapacağız. O yüzden çalıştay ne? Mesela ondan biraz bahsedeceğim bugün. Çalıştay nasıl yapılır? Aramızda beraber oturduğumuz an nasıl bir sohbet ediyoruz? Sohbetin prensipleri ne? Vesaire. Bunların üzerinde biraz değineceğim. Ve kongrelerde genelde eğer böyle 3 seans yapacaksak önce bir dostların toplantısı yapılır. Akabinde RAV bir ders yapar. Ders büyük ihtimalle çalıştaylı olur. Ve akabinde de soru cevap olur. Ondan sonra da ya yemek yenilir ya mola vardır vesaire bir sonraki derse kadar. O şekilde geçer. Şimdi bazen bunlar yoğun oluyor. Tamam mı? Bazen 3 saat tarzında blok gidiyor. O yüzden uzun gelebilir size ya da yorucu gelebilir vesaire ama işin açıkçası bu yoğunluğu yaşamakta fayda var. Çünkü her gün yaptığımız bir şey değil. Sadece bir hafta sonu. O yüzden hafta sonu yaptığımız zaman bu çalışma ne olacak? Sanki yoğun bir tempodan geçeceğiz ki yaptığımız, çalıştığımız her şeyi pratiğe dökelim, sistemden geçelim. Öteki taraftan da güzel zaman geçireceğimize de inanıyoruz. Akşamları beraber olacağız, yemeklerde beraber olacağız. Hep beraber çay, kahve vesaire içip sohbet etme fırsatlarımız olacak. Aynı zamanda da bu kongreyi grubun yapılanması için de kullanacağız bir fırsat olarak. O yüzden yani faydalı bir çalışma olacak hepimiz için. Durum bundan ibaret. Kısa bir makale okumak istiyorum Rabaş'ın yazılarından ki kendimizi bir hazırlayalım. Bu makale bizim için çok önemli. Rabaş'ın yazdığı ilk makale ve neden bir araya geldiğimize değiniyor. O yüzden sizler de eğer bizlerle çalışacaksanız neden bir araya geldik bu makaleden öğrenmeniz lazım ki içinizde yani neden bir araya geldiğimiz sizin için de uygun mu uygun değil mi? Ki kişinin manevi çalışmasında nerede manevi çalışmasını yapması son derece önemli. Çünkü çevreden bahsettik, çevrenin seçiminden bahsettik ve kişi çevrenin ürünüdür dedik. O yüzden siz de ne tür bir manevi gelişim sağlayacağınızı çevre tayin edeceği için sizin de netleştirmeniz lazım. Neden grup bir araya geldi? Yani bu grubun amacı ne? Tamam. O yüzden Rabaş'ın sosyal yazıları. Eğer kitap yoksa bu kitap internet sitesinden açabilirsiniz. Rabaş Sosyal Yazılar diye kütüphanemizde var. Hemen açın. Ve birinci makale toplumun amacı 1. Kitapta kitabı olanlar için 4. sayfa. Okay. Ve okumaya başlıyorum. Sorularınızı da sorun lütfen. 2 sayfa zaten fazla uzun bir makale değil. Akabinde kongrede ne yapacağız? Ona biraz daha derinden değineceğim ve kongreye nasıl gelmeliyim, nasıl bir ruh halinde gelmeliyim, yaklaşımım nasıl olmalı, dostların bana yaklaşımı nasıl olacak, ben nasıl yaklaşacağım dostlara vesaire. Bunun üzerinde konuşacağız biraz. Okey. Toplumun amacı 1. Burada Bağla Sılam'ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Tıpkı atalarımızın ve benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları siz insansınız ifadesiyle ilgili söylediği gibi. Rashbi der ki size insan denir ve puta tapanlara insan denmez. İnsanın erdemliğini anlamak için atalarımızın şu sözlerini anlamalıyız. Her şey duyulduğuna göre sonunda yerdandan kork ve onun emirlerini yerine getir. Çünkü bütün insan budur. Ve Gimara sorar. Gimara bir kitap. Orada da sormuşlar. Bütün insan ne demektir? Şimdi ilk paragrafa bir değinelim önce. Bağlı Sılam'ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Tıpkı atalarımızın ve benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları siz insansınız ifadesiyle ilgili söylediği gibi.
Raşbi der ki size insan denir ve puta tapanlara insan denmez. Burada birkaç tanım var, not almanız lazım. Bağlaslamın metodu dediğimiz zaman Kabala metodundan bahsediyoruz. Kabala biliyorsunuz İbrahim'den geliyor. Yani metod olarak ilk halka İbrahim anlatıyor. Neden Bağlaslamın metodunu diyor? Çünkü Bağlaslam ilk kez 20. yüzyılda bizim neslimiz için tüm kitapların tefsirini yapıyor. Hem Zohar'ı, Raşbi'nin kitabı ve Raşbi'nin grubunun yazdığı Zohar kitabını ve Arin'in yazdığı Hayat Ağacı kitabını ve birçok makale yazıyor ki çalışmayı bizim neslimize adapte ediyor. Okay? O yüzden bizim çalışmamız son derece sistematik, üniversitede çalışır gibiyiz. Tamam? Bu şekilde yazdığı için Bağlaslam'ın metodu diyoruz ama biliyorsunuz ki metod İbrahim'den geliyor ama tüm kabalistlerin işi her nesilde nesle metodu adapte etmekti. Neden? Çünkü öğrendik ki nesilden nesile ne oluyor? İnsanın egoizmi artıyor. Ve siz artan egoizmi olan bir topluma 1000 yıl, 2000 yıl önceki kitapla iş yaptıramazsınız. Adamın kafası zaten almaz oradaki yazılanları. Biz 50-60 yıl önce konuşulan Türkçeyi anlamakta sıkıntı çekiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 1000 yıl önce, 2000 yıl önce yazılan bir kitabı nasıl anlayacağımızı? Mümkün değil. O yüzden her kabalist, her nesilde kabalistler vardı ve yaptıkları tek şey sadece metodu o nesile uygun şekilde hazırlamaktı. Tam Bağlaslam da bize yaptığı bu. O yüzden Bağlaslam metodu diyor. Onun yolunu izlemeye gittik. Yani grupta başka bir kabala metodu, başka bir manevi metod, başka spiritüel materyaller, şunlar bunlar almıyoruz. Kendiniz her şeyi çalışabilirsiniz. İstediğiniz her metodu çalışabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama gruba getirmiyorsunuz onları. Grupta sadece Bağlaslam'ın metodu kaynakları, Rabaş'ın metodu kaynakları ve Rav'ın kaynaklarını kullanıyoruz. Tamam? Dışarıdan hiçbir materyal getirmiyorsunuz. Kendi çalıştığınız şeylerde özgürsünüz. Hiç problem yok. Ama diğer arkadaşları da getirip onların da kafasını karıştırmayın. Kaldı ki diğer arkadaşlar da hiç kimse aptal değil. Tamam? Bir şey istedikleri zaman gidip araştırabilecek kapasitede hepsi. O yüzden grubun metodunu öncelikle benimsemeniz lazım. Bizim aramızda olduğunuz zaman da başka materyallerden, başka kaynaklardan, başka metodlardan hiçbir şey getirmemeniz lazım ki konsantrasyonumuz dağılmasın, odaklanalım. Burada benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları siz insansınız dediği yaratana doğru gidenler. Tamam, henüz insan değiliz. İnsan yaratanı algılayan varlığa denilir. Bizim de kalpteki noktamız olduğu için bunun potansiyeli var bizde. Altını çiziyorum o kelimenin. Bizde insan olma potansiyeli var. O yüzden bu çalışmayı yaparsak diyor ki size insan o zaman denilir. Ve putperestlere ve puta tapanlara insan denmez. Puta tapan dediği burada ne bileyim putlara tapan şeyler değil, adamlar değil dışarıdaki. Alma arzusunun içinde kim yaşıyorsa, yani alma arzusuna göre hayatını yaşayan herkese putperest denir. Puta tapmak şeye tapmak değil yani. Ne diyorlar, taşlardan oydukları ya da tahtalardan oydukları putları tapmak değil. Maneviyatta putperest demek, alma arzusunun peşinde giden herkese putperest denir. O kadar basit. İster dinci olsun, ister olmasın. Fark etmez. Tamam. Devam ediyoruz. Kabalist Elazar der ki, Yerdan dedi ki, tüm dünya sadece bunun için yaratıldı. Bu demektir ki tüm dünya Yerdan korkusu için yaratılmıştır. Yerdan korkusu dünyanın yaratılış nedeni olduğundan bu korkunun ne olduğunu anlamalıyız. Atalarımızdan öğrendiğimize göre yaratılış nedeni onun yarattıklarına fayda sağlamak. Bu demektir ki yaradan insanlar bu dünyada mutlu olsunlar diye onlara haz vermeyi arzuladı. Pek gözükmese de gözümüze ha. Ve atalarımızın söylediği bütün insan olduğu için sözünde olduğu gibi yaratılış nedeni yaradan korkusudur. Şimdi yaradan korkusunu açıklayacak bize. Daha önce de bahsettim ben bu konudan ama bu konuyu da açıklayacağız. Fakat Matan Tora, Yaradan'ın ifşası ya da maneviyatın edilmesi. Tamam, Matan Tora, Tora'nın verilmesi demek.
Tamam, işin açıkçası Matan Tora dedikleri zaman Sina Dağı'nda Hazreti Musa'nın Tora'yı alması. Tora metod demek, ışık demek aslında Tora. Teora kelimesi ve Heora kelimesinden geliyor. Kullanım kılavuzu, manuel ve ışık. Tora o demek. Tamam. Dolayısıyla Sina Dağı'nda maneviyatı edindikleri an Matan Tora dedikleri şey. Ama hani tabletlerle mabletlerle geliyor ya hikayede o durum. Makalesinde açıklanana göre yaratılış nedeni bu olmasına rağmen insanların sevinç ve memnuniyet duymamasının nedeni yerden ve insanlar arasındaki form eşitsizliğidir. Form eşitliğinden de eşitsizliğinden de bahsettik, onu da biliyorsunuz. Yerden verendir, insanlar alandır. Fakat burada dallar doğdukları köke benzer kuralı söz konusudur. Kökümüzde almak olmadığı ve yerden hiçbir şekilde eksik ve arzusunu tatmin etmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığından, insan alıcı durumunda olduğunda hoşnutsuzluk hisseder. Bu nedenle insan utanç ekmeğini yemekten utanır. Bunun ıslahı için dünyanın yaratılması gerekliydi. Olam, dünya kelimesi heylem, gizlilik de kelimesinden geliyor demektir. Bu nedenle sevinç ve memnuniyet gizlidir. Tamam, yerden de o yüzden gizli. Yerdanı görüyor olsaydık çok büyük haz alırdık. Yaratanın gizliliği aynı şey. Maneviyatın gizliliği aynı şey. Bu neden böyledir? Cevap şudur, korku için. Diğer bir deyişle, insanın kendini sevmek denen alma kaplarını kullanmaktan korkması için bu böyledir. Bu demektir ki kişi kendini haz almaktan korumalıdır. Çünkü insan arzular ve bu arzuya, arzu nesnesine üstün gelecek güce sahip olmalıdır. Yani bir taraftan yaratılışın amacı insana haz vermek diyor burada. Öteki taraftan haz almaktan korkmalı diyor. Tamam mı? Sanki çelişki var burada. Tamam? Bu bir soru işareti. Devam edelim bakalım ne diyecek. Tersine kişi yaradana memnuniyet verecek hazları almalıdır. Bu demektir ki haz alma onu kişi kendi yararı için aldığında yaradana tutunmaktan alıkoyduğundan ihsan etmeyi isteyecek ve yaradan korkusuna kendisi için alma korkusuna sahip olacak. Yani yaradan korkusu yaradanın bize tamam mı? Mangalda kızartması, cehennemde yakması, zebanilerin arasına atması değil. Yaradan korkusu demek, yaradana ihsan edemeyeceğimden korkmak demek. Tamam, yaratan çünkü bizleri mangala kızartmak için yaratmadığı kesin. Yoksa işin bir esprisi yok. O yüzden burada da ne diyor? Yaratılışın amacı yaratılanlara mutluluk vermek. Sadece neyde mutluluk alacağımızı öğrenmemiz lazım. Tamam. O yüzden yaradan korkusu da dünyanın yaratışı ne yani alma kablarımı kendim için kullanmamak. Çünkü o zaman form eşitsizliği var ve yaradanı asla hissedemem diyor. O zaman da asla haz ve mutluluğu alamam. O yüzden haz ve mutluluğu almam için nerede haz ve mutluluğu doğru olacağım onu keşfetmem lazım. Mantıklı yani. Dolayısıyla kişi yaradanın emirlerinden sevaplar birini yerine getirdiğinde sevapları yerine getirerek yaradana ihsan etmeyi ve bu sevapların ona saf düşünceler getirmesini amaçlamalıdır. Sevap dediği zaman burada dini vecibelerden bahsetmiyor. Sevap sadece yaradanı ifşa ettikten sonra yapabileceğimiz bir şey. O yüzden dini vecibelerin hiçbirisi maneviyatta sevap falan değil. Sevap yapabilmem için kime yönelik bunu yapacağım? Yaradan'a yönelik. Dolayısıyla yaradanla bir bağım olması gerek ki neye göre yapacağımı bileyim. Sevap demek alma arzumu kendim için kullanmaktan ihsan etmeye çevirdiğim koşul. Buna ıslah diyoruz. Yani sevap eşittir ıslah. Kendim için almaktan ihsan etmek için almaya çevirdiğim zaman arzuyu buna sevap işlemek diyoruz. Bunun için de yaradanı ifşa etmem lazım öncelikle. Ama o yüzden dışarıdaki adamın sevaplarıyla kafanız karışmasın. Onlar hikaye sadece. Atalarımızın dediği gibi Kabalist Hananiye Ben Akaşe der ki yerden insanı arındırmak istedi. Tam
dikkat ederseniz insanı arındırmak istedi diyor. Yani kalpteki noktası olan birisini arındırmak istiyor. Kalpteki noktası uyanmadıysa konuşacak bir şey yok. Çünkü ortada insan yönünde ilerleyen potansiyel bir varlık yok. Bu yüzden onlara çokça manevi çalışma ve ıslahlar verdi. Ne demek? Yani kendimizi ıslah edebilecek birçok yer verdi. Ama bu aynı zamanda yaratana ihsan edebileceğimiz çok yerdi demek. Tamam mı? Çünkü ne kadar çok ıslah olacak yerim olursa o kadar çok yaratana ihsan edebilirim. Yaratana ne kadar ihsan edebilirsem aramızdaki bağ o kadar sıkı olur. Yani yaratanla bütünleşmemiz o kadar sıkı olur. Tamam mı? Ve bu nedenle burada bir araya geldik. Amacımız bu. Her birimizin yaradana ihsan etme ruhunu izlediği bir toplum kurmak için. Ve yaradana ihsan etmeyi başarmak için başkalarını sevmek denilen insana ihsan etmek ile çalışmaya başlamalıyız. Ve başkalarını sevmek yalnızca kişinin kendisini iptal etmesiyle mümkün olur. Bu nedenle her insan bir taraftan kendini düşük hissetmeli. Diğer taraftan yaradanın bize tek bir hedefi olan aramızda kutsallık, bir toplumda bulunma şansı verdiği için gurur duymalıyız. Ve henüz bu amacı başarmamış olsak da, başarmak için arzumuz var. Yolun başında olsak bile yüce amacı başarmayı umut ediyoruz. Tamam. O yüzden grubumuzun amacı bağlı sulamın metodunu kullanarak yaratana ihsan etmeye gelmek. Yaratana ihsan edebilmemiz için önce insana ihsan etmemiz lazım. Çünkü yaratan piyasada yok. Tamam. Ve insana ihsan edebilmemiz için bir topluluğumuz var. Topluluktaki de dostlara ihsan ediyoruz. Ve onlara da ihsan edebilmem için kendimi pasifize etmem, kendimi grubun en altında hissetmem lazım. Yani hep gruba yönelik hizmet bölümünde olmam lazım. Hizmetçi konumunda olmam lazım. Okay? Bu kadar basit. Kendimi pasifize ediyorum. Dostlara yolda ilerlemeleri için destek oluyorum. Yardım ediyorum. Ve o şekilde insan sevgisine yönelik eylemlerden ümit ediyoruz ki yaradan sevgisine gelelim. Buraya kadar soru var mı? Sorularımız var. İyi hadi bakalım. Alalım birkaç tane. Çorum'dan Emre Bey'in sorusu var. Ben iş sorunları nedeniyle kongreye katılamıyorum. Bunu başka bir şekilde telafi edebilir miyim diye sormuş. Bir sonraki kongrede telafi edebilirsin ve katılamayan arkadaşlar online izleyebilirsiniz. Tamam mı? Tüm kongreleri sanal ortamdan izleyebilirsiniz. Kaçırmayın derim yani. Zaten programı koyarız Facebook sayfamıza. İyi olur yani. Ve gelemeyen arkadaşlar da bize yazsınlar. Skype adresiniz var ise, bir tane Skype adresiniz yok ise alın. Skype'dan akşam yemeklerinde beraber konuşuruz. Ne olacak ki? Beraber siz evde yemek yerken biz de yemek yeriz. Ya da Zoom programından. Zoom da var. Orada hep beraber konferans yaparız. Herkes evinde oturarak akşam yemeğini yerken, öğlen yemeğini yerken bizimle beraber orada sohbet ortamında olabilirsiniz. O yüzden Zoom programı var bir tane. Ben yazayım şunu. Tamam mı? Zoom. Bunu yükleyin cep telefonunuzdan. Tamam. Video konferansı. Yehuda efşar lağrut da masah po. Yehuda. Okey. Zoom programı var. Zoom. Tamam. Bu programı cep telefonunuza indirin ve kongre zamanında bizlere sanal olarak katılabilirsiniz. O bile çok iyi olur. Tamam. Başka? İstanbul'dan Yasemin Hanım'ın sorusu. Merhaba Mutlu Hocam. Kongreye gelmemde katılmam zorunlu olan sınav gibi çok önemli olan bir durum çıktı karşıma. Şartlarımı zorluyorum. Bir günlüğüne gelmeyi ayarlamaya çalışıyorum. Ne yapmayı tavsiye edersiniz? İyi hissetmiyorum bu nedenle demiş. Öncelikle imtihanını halledeceksin. Tamam, bu herkes için net olmalı. Eğer öğrenciyseniz okulunuz önce geliyor. Sınavlarınız, okulunuz, onları hallediyorsunuz. Eğer
çalışıyorsanız, iş hayatındaysanız ya da ofise gidiyorsanız, işteyseniz şurada işiniz önce geliyor. Ekmek paranız önce geliyor. Tamam? O yüzden işinizi riske atmıyorsunuz. Patronunuzla aranızı bozmuyorsunuz vesaire. Ekmek paranız önce geliyor. Öğrenciyseniz de sınavlarınız önce geliyor. Bizim için eğer gruptaki dostlara iyilik yapmak istiyorsan, Yasemin miydi soran? Evet, Yasemin Hanım. Yani bizim için iyi bir not al sınavında. İyi not aldım haberlerini de ver. Biz mutlu oluruz. Bize ihsan etmiş olursun mutluluk vererek. Başka? İstanbul'dan Kozan Bey'in sorusu var. Klipot hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 sefiro içerisinde gizli olan Dağıt sefirasından bahsediliyor. Bu sefiradan Abya'ya diye kastetti herhalde. Geçişin olduğu ve Klipot'un ters tecelli olduğu gibi kısıtlı bilgiler var. Bu konu hakkında bilgi verebilir misin? Demiş. Bu konu hakkında bilgi genç grupta alacağız. Bu kitaptan çalışacağız. Tamam mı? 10 sefirota girişe de bakacağız o zaman. Şöyle yapalım. Tamam mı? Beraber çalışacağız. Hepsinin üstünden geçeceğiz. Bu hafta yapmak istediğim şey arkadaşlar, pazartesi bu ders ve çarşamba kongreye hazırlanmak. O yüzden elinizden geldiğince kongreyle ilgili ne yapacağız, ne edeceğiz sorularını sorun. Başka? Yasemin Hanım'ın sorusu var. İstanbul'dan tekrar. Kabala çalışmadığımız zamanlarda, yani gündelik hayatımızda haz almaktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Koruyacak bir şey yok orada. Tamam, bu bahsettiği şey kendimizi haz almaktan korumak şu şekilde. Bahsettiği şey burada yaratanın aslında ifşasından sonra. Tamam. Bizler arzularımızı bastırmıyoruz. Eğer sevdiğiniz bir yemek yiyorsanız elbette memnun olun. Zevk alın, tadını çıkartın. Tamam, bu bahsettiği şey burada yaratanın ifşasından sonra yaratandan aldıklarım yaratanla olan ilişkimden daha değerli olmamalı. Ondan bahsediyor. Yani yaratan bana vermek istediği şeyi ben alırken önemli olan şey yaratandan aldığım değil, yaratanla aramızdaki ilişki. Bahsettiği şey o. O yüzden dünyevi hayatınızda hiç kendinizi kısıtlamanıza vesaireye gerek yok. Tamam? Dünyevi hayatınızı nasıl yaşıyorsak yaşayalım. Hiç sorun yok. Yani mutlu olun hayatta. Tamam mı? Mutsuz olmak sevap diye bir şey yok. Hayatta mutlu olmamız lazım. Maneviyatta da ilerlerken bu kulağınıza her zaman küpe olsun. Eğer mutluluk içinde gitmiyorsak yolda problem. O yüzden her dost birbirine mutluluk, güven, iyi bir ruh hali vermeli. Birbirinize ihsan etmek bu. Tamam. Evet. Başka? İzmir'den Filiz Hanım'ın sorusu. Dünyada olan olaylardan neden biz sorumluyuz? Zohar'da öyle yazıyor. Zohar kitabında, okey, şimdi ülkemizde olumsuz, kötü bir olay yaşadık biliyorsunuz Ankara'da. Öncelikle tüm halkımızın başı sağ olsun. Bu olaylar azalmayacak. Ama bundan bir yıl önce de bahsediyordum. 2 yıl önce de geçen yıl olanlardan bahsediyorduk. Niye? Çünkü dünyanın gidişatı hiçbir zaman iyiye doğru değil. İyiye doğru gitmesi sadece kalpteki noktası uyanan insanların çabasına bağlı. O yüzden bizim ülkemizde olan olaylar, Ukrayna'daki iç savaş, biliyorsunuz orada iç savaş hali var. Şimdi Avrupa'ya biliyorsunuz bir sürü, yüz binlerce insan göç gitti şeyden, Suriye'den, Afganistan'dan, biliyorsunuz göç krizi yaşıyorlar. Daha sorunları başlamadı. Yani bir 6 ay falan bir geçsin, orası iyice maymuna dönecek. Dünyanın kötüye gitmesinin tek sorumlusu özgür seçimi olanlar ve özgür seçimini doğru kullanmayanlardan dolayı. İşin kritik tarafı şu, bizler son neslin ilk nesliyiz. Zohar'da da öyle yazıyor, Bağlı Sulam da bize öyle söylüyor. Son neslin ilk nesli olduğumuz için geçiş dönemindeyiz. Geçiş dönemi o yüzden kritik. Çünkü doğum demek. O yüzden bir kriz içerisindeyiz. İnsanoğlunun yeni bir safhaya yönelik doğum yapması lazım. Ve biz de tam onun krizi içerisindeyiz. Doğum sancıları bunlar, yani dünyada olan tüm olumsuzluklar.
bizim ülkemizde dahil. O yüzden tek sorumluluk, Zohar'da dediği gibi, dünyadaki tüm kötülüklerin tek nedeni Yaradan'a doğru olan insanlar diyor. Yani kısacası Zohar'da İsrail diyor. Tamam, İsrail dediği Yaradan'a kalbi yönelen adamlar. Sokaktaki İsrail'den bahsetmiyor. Sokaktaki İsrail'in de dünyadan haberi yok. Tamam. O da hayatını sokaktaki bir Arap nasıl yaşıyorsa, bir Avrupalı nasıl yaşıyorsa, Amerikalı nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyor. Bir fark yok. Ekmek parası derdinde, ailesine bakma derdinde, dünyevi zevklerin peşinde yani. Tam tüm dünyadaki insanlar gibi. Ama kalpteki noktası uyananlar Yaradan'a doğru. Ve bu adamların tüm dünya üzerinde diyor. O yüzden tüm sorumluluk Zohar'da da 2000 yıl önce yazdıkları gibi bizim üzerimizde. O yüzden biz sorumluyuz. Daha önce de size bahsettim. Hepimiz Türkiye grubu olarak da ülkemizden, halkımızdan sorumluyuz. Onların iyiliği için de biz sorumluyuz. O yüzden bu iş sorumluluk alacak insanlar için. Evet. İstanbul'dan Akın Bey'in sorusu var. Kongre öncesi üzerinden geçmemiz gereken dersler veya göz atılması gereken makaleler var mı? Var. Güzel bir soru. Rabaş'ın makalelerinden şuraya kadar okuyabilirsiniz. Sayfa 21'e kadar okuyabilirsiniz. Daha fazlasını okumayın. Kafanız karışır. Tamam? Sayfa 21'e kadar okuyabilirsiniz. Gerisini okumayın. Kafanızı karıştırmayın. Bir daha okuyun, bir daha okuyun, bir daha okuyun. Bu makaleler çok önemli. Tamam. 21. sayfaya kadar okuyabilirsiniz. Güzel bir soru. Başka varsa soru söyle, yoksa biraz konuşacağım. Birkaç sorumuz daha var. Doğukan Bey İstanbul'dan sormuş. Kongreler kaç saat sürer? Türkiye'de ne zaman olacak? Bir de e-mail ile soru göndermiştim. Cevaplanacak mı diye sormuş. E-mail sorunuzu ben almadım ama. Şimdi gelecek. Öyle mi? Arkadaşlar okay. Hazırlıyorlar. Dediğim gibi kongreler kaç saat sürer? Yani cuma başlayacağız sabahtan. Pazar öğlene kadar sürecek. Ne olacak? Dediğim gibi dostların toplantısı, ders, soru cevap. Sonra bir ara olur. Öğlen yemeği falan olur. Akabinde tekrar dostların toplantısı, ders, çalıştay şeklinde olabilir. Soru cevap akabinde. Ondan sonra akşam yemeği vesaire gibi şeklinde oluyor. Akşamları da akşam yemeğinden sonra hep beraber takılırız, sohbet ederiz, konuşuruz, birbirimizi tanırız vesaire. O şekilde geçer. Öyle. Yani 2,5 gün normalde. Cuma, cumartesi, pazar yarım gün. Durukan'la Monşe'nin sorusu. Gelen misafirler için çeviri nasıl halledilecek? Gelen misafirler için çeviriyi şöyle yapacağız. Bir tane şey kurmamız lazım. İki bilgisayar olması lazım öncelikle. Bilgisayardan bir tanesi ne olacak? Team Talk'tan çeviri yapma ekibinde olacak. Team Talk'tan çeviri yapma ekibi çeviriyi yapacak. Bir diğer bilgisayarda da speakerlardan dersin çevirisi yapılacak. Çünkü dersin çevirisini tüm dünya yapmamız lazım. Çünkü Almanya'da da Amerika'da da Türkçe dinleyen arkadaşlar var. Okay. Avustralya'da Türkçe dinleyen arkadaşlar var. O yüzden tüm yayını Team Talk üzerinden her zamanki gibi yapmalıyız. Arkadaşlar da ikinci bir bilgisayardan, ekrandan dersi hoparlörlerle izlemeli. O yüzden bir çeviri yeri ayarlamak zorundayız. Doğukan Bey'in e-mail ile yolladığı soru geldi. Arkadaşlar hazırlamış. Diyor ki, Ondu'daki her kişi bir Sefirot'a denk gelir denmişti. Bu ne demek? Grup içinde Malkut Keter'e döner dendi. Bu nasıl oluyor? Yani benim anladığım Malkut en son seviye nasıl affedersiniz nasıl yolun en sonu Keter'e geri dönüyor. 10 sefere çalışmasında eğitim merkezinde öğretecek misiniz yoksa gruptan mı öğreneceğiz? Genç grupta öğreteceğim onu. Tamam, bu kitaptan. Baştan başlasak onlara daha iyi olur. Bence kafanızı hiç karıştırmayın şimdi. Çünkü sorun da tam doğru değil. Okay?
Ama 10 sefirota giriş zevkle öğretirim, hiç sorun değil. Bağlısı mezunlarından tam deser sefirota ön söz, akabinde tam deser sefirota giriş. Genç grupta öğrettiğimiz şeyler, hatta genç grubun programını da arkadaşlar düzenliyorlar. Geçmiş yıllardan da biliyorum, o teknik dersleri yapacağız. Tamam, teknik derslerle ilgili bir düzenleme yapıyorlar yani genç grubun programında. Yaparız, onları da yapacağız beraber. Son bir soru var. Ankara'dan Fırat Bey'in sorusu. Kabala ile fizik bilimi arasında bir ilişki var mıdır? Var ise bu ne tür bir ilişkidir? Öyle bir fizik ilişkisi yok. Çünkü fizik cansız seviyenin bilimi. Doğanın kanunları. Tamam, fizik dediğimiz doğanın kanunları. Şimdi Kabala doğanın kanunlarından bahsediyor ama doğanın kanunları derken biz köklerden bahsediyoruz. Yani yaratanın doğasından kaynaklanan ve burada dal olarak ifşa olan koşullar. O yüzden kökler ve dalların dilidir. O yüzden burada olup, bu dünyada olup bitenlerin hepsini anlayabilmek ve anlam verebilmek için Kabalistler diyor ki önce maneviyatı edinmemiz lazım, kökleri. Akabinde bu dünyada ne olup bitiyor anlayabiliriz. O yüzden fizik bilimiyle fazla ilgilenmiyoruz. Sadece örnekler olarak kullanıyoruz bir fenomeni maneviyatta belki anlayışımızı da açıklayabilmek için. Ama öyle bir şey yok yani. Fizik bilimi en alt seviyenin bilimi. Yani botanik çalışsanız daha üst seviyede. Fiziğe neden çok önem veriyorlar dünyada? Çünkü silahlar oradan çıkıyor. Nükleer silahları falan fizik bilimcileri yaptıkları için. O yüzden önemli. Adam öldürmek de en çok kullanılan bilim. Şimdi biraz ilerleyelim isterseniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar, kongreye gelen arkadaşlar için söylüyorum. Hep beraber bir araya geldiğimiz zaman bazı prensipleri oturtmamız lazım. Tamam. Bunlardan birisi de tanımadığım insanların arasına gireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Tamam, bu çok basit. Öncelikle çekinecek, korkacak bir şey yok, endişe duyacak bir şey yok. Nasıl yeni bir topluluğun içine girdiğiniz zaman ilk etapta durup bir gözlemliyorsunuz. Arkadaşlar ne yapıyor, ne ediyor. Tamam, burada da aynı şekilde. Arkadaşların arasına geldiğiniz zaman en kötü ihtimal ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız, bir gözlemleyeceksiniz. Arkadaşlar nasıl hareket ediyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ben de onlara nasıl böyle aralarında kucaktaki bebek gibi nasıl akarım onların akıntısıyla. O şekilde. Grupta daha tecrübeli arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum. Tecrübeli arkadaşların biraz daha tecrübeleri var. Yeni gelen arkadaşlara özellikle çok iyi bakmamız lazım. Tamam, ailede yeni doğan bir bebek daha yetişmiş çocuklara kıyasla daha önemli. O yüzden yeni gelen arkadaşlar da hep eskiler ilgilenmeli. Her biri dostuna yardım etti prensibiyle yaklaşmalı. Tamam, her birimiz grubun amacına yönelik kendimizi pasifize edeceğiz. Kongre dostlara hizmet etmek için iyi bir fırsat. Tamam. O yüzden her birimiz bu mantıkta olursak egolarımızı otelin önünde bırakacağız. Otelin kapısında, dışarıda. İçeriye girdiğimiz zaman sadece pasifize olmuş bir şekilde dostlara yardım etmek, bu kongreden elimizden geldiğince birlik ve beraberliğe yönelik çaba sarf edeceğiz. Hem Odessa'daki kongreyi tüm kalbimizle destekleyeceğiz, tüm gücümüzle, tüm düşüncelerimizle ki tüm dünya grubu bir şeye odaklansın. Eğer biz hepimiz kongrelerde bir şeye odaklanırsak, o zaman dünya büyük bir sıçrayış yapıyor. Her kongreden sonra da mesela birçok arkadaş, yeni arkadaş katılır. Eğitim merkezine gelenler de artar vesaire. Öyle bir fenomen var. O yüzden her seviye, her kongre bir seviye gibi bizler için. Bunu da o şekilde değerlendirmemiz lazım. O yüzden her birimiz birbirimize pasifize oluyoruz. Birbirimize pasifize olmak demek, amaca doğru pasifize olmak demek. Yani yaratan ve yaratana ulaşmak bizler için o kadar önemli ki egomuzu, aramızdaki egoyu problem yapmıyoruz demek. Tamam, eskiden hani küçük çocuklar ne yapıyordu? O benim balonumu aldı, bu benim balonumu aldı diye kavga ediyorlar değil mi? Büyüdükçe balonun önemi falan kalmıyor. Biz de aynı mantıkta olmalıyız. Yani aramızdaki hiçbir olumsuzluk sıkıntı yaratmamalı. Çünkü onlar bu dünyanın saçmalıkları. Eğer biz
manevi yolda ilerlemek istiyorsak, o yüzden ufak tefek şeyleri bir kenara koyup amaca odaklanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Tamam. O yüzden herkes grubun amacına doğru pasivize oluyor. O şekilde ilerliyor. Okay. Ve her biri de dostuna yardım ediyor prensibinde olacak. O yüzden dostumuza nasıl yardımcı olabiliriz? Kongrede istediğimiz sadece bir tek şey var. Her birimizin birbirine mutluluk vermesi, güler yüzlü olması ve güç katması lazım. Tamam, elimizden geldiğince. Sadece bunu yaparsak kongrede başarılı oluruz. Tamam. Ve Çalıştay prensipleri. Buna biraz değinmem lazım. Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi Çalıştay kuralları diyelim. Bunları not almanız lazım. Unutmayın. Şimdi Çalıştay öncelikle şu. Ups. Çalıştay şu demek. Bir araya geliyoruz. Belli bir konuyu konuşuyoruz. Tamam. Neden belli bir konuyu bir araya gelip konuşuyoruz? Çünkü o konuyu içimizde netleştireceğiz. Tamam. Maneviyatta netleştirmek aramızdaki bağda, eğer yaratanı keşfedeceksek, manevi bir fenomende aramızdaki bağda netleştirmemiz lazım. O yüzden bir araya geldiğimiz zaman çalıştaylarda yuvarlak olarak otururuz. Tamam mı? Ve genellikle de ne olacak? 10 kişilik gruplar olmaya çalışıyoruz. Ama 7 de olur, 6 da olur, önemli değil. Tamam, fark etmez. Bazen 11-12, sorun değil. Hep beraber yuvarlak oturuyoruz. Neden? Çünkü hepimiz eşitiz. Hiç kimse bir diğerinden üstün değil. Herkes eşit. Tamam. O yüzden çemberdeyiz. Çalıştay prensipleri şu. 1. Herkes kalpten konuşur. Kafanızdan değil, kalbinizden konuşmayı öğrenmeniz lazım. Yani hislerimden. Bizler hissi varlıklarız. Beyinsel varlıklar değil. Beyin sadece arzularımıza, hislerimize hizmet etmek için var. O yüzden herkes hislerinden konuşmalı. Bunun için dostlara ne diyeceğim diye düşünmenize gerek yok. Kafanız ne diyeceğimi düşünmeye doğru gittiği an diğer dostu dinleyemezsiniz. Kulağınız onun dediğini duymaz çünkü kafanız ne diyeceğinize odaklanıyor. Bunu yapmayın. Yani elinizden geldiğince. Tamam. Çünkü bizim dünyamızda kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Herkes diyor ki herkes beni dinlesin. Tamam. Maneviyatta öyle bir şey yok. Maneviyatta dostu çok iyi dinlemem lazım. Çünkü dostun arkasında yaratan var. Yani aslında dost konuşurken dostu kim konuşturuyor? Yaradan konuşturuyor. Dolayısıyla yaradan öğreneceğim çok şey var. Dolayısıyla 2. Herkes dostunu çok iyi dinlemeli. Eğer herkes dinler ise herkes konuşan dostu dinleyecek. Ben sıram gelince ne diyeceğim diye düşünmeyin. Dinleyecek. Neden söyleyeyim size? Dostları eğer dinler iseniz, kalbinizden konuşmaya özen gösterirseniz, sıra size geldiği zaman göreceksiniz ki kalpten konuştuğunuz her şey grubun ana temasına ekleme yapacak. Tamam mı? Yani zenginleştireceğiz. Ama hislerden gelecek. Maneviyat entelektüel bir çalışma değil. Zeka ancak tecrübelediğim şeyleri anladığım zaman inşa edeceğim bir araç.
yaşamadan burada istediğiniz kadar kitapları okuyun. Sıfır. Tamam? Ama hisler kalıcı. Ruhumuzu da onlar vasıtasıyla inşa edeceğiz. Tamam? O yüzden herkes konuşanı dinlemeli, elinizden geldiğince hep dinlemelisiniz. Tamam mı? 3. Şöyle yapalım. Tamam, 3. Herkes konuşanı dinleyecek. Şimdi ne kadar güzel konuştuğunuz, ne kadar güzel kelimeler seçtiğiniz önemli değil. Bunların hiçbirisinin önemi yok. Önemli olan herkes eşit ve kimin ne kadar güzel konuştuğuna göre kimseye puan vermiyoruz. Herkes eşit ve herkes önemli. Tüm dostlar çok önemli. Neden? Çünkü herkesin kalpteki noktası var. Ve kalpteki noktası olan kişi konuştuğu zaman arkasında yaratan var. Her birimizin kalpteki noktası var. Tamam? O yüzden her dost konuşurken arkasında işleyen güç yaratan. Bu nedenden dolayı tamam. Her birimiz eğer doğru çalışma yaparsak, her bir dost konuştuğu zaman ortada keşfedeceğimiz şey kim olacak? Yaradan. Okay. O yüzden herkes eşit ve herkes önemli. Yaşı da küçük olsa, büyük de olsa vesaire önemli değil. Grupta herkes önemli. Tamam, biz de bazen burada ne yapıyoruz? Çalıştay yapıyoruz. Aramızda 7, 8, 9, 10 yaşında çocuklarımız var. Ama onlar da önemli. Tamam? Maneviyatın yaşla alakası yok. Herkesi kalbime almam lazım. Eğer aramızdalarsa o zaman yaratan getirdi diyoruz. Ve o şekilde kabul ediyoruz. Devam edelim. Herkes eşit ve herkes önemli. 4. Çalıştaylarda bir tez ya da bir iddiada bulunmuyoruz. Dolayısıyla münakaşa etmiyoruz. Dostumun söylediği son derece yanlış da gelse bana, ona karşıt bir şey söylemiyorum. Dostumun söylediklerini kabul ediyorum, alıyorum içime. Tamam? Dolayısıyla birbirimizle münakaşa etmiyoruz. Münakaşa eleştiri sen yanlışsın, doğrusun yok. Bu tür yaklaşımlar yok. Çünkü bu tür yaklaşımlar egodan gelir. Ama ben kendimi pasifize edeceksem ve her dostun arkasında yaratan var ise, her dostun söylediği şey benim kendimi törpülemem, benim kendi maneviyatı zenginleştirmem için bana yaratanın sunduğu şeyler. O yüzden bu arkadaş yanlış söylüyor, bu arkadaşın söylediği tümüyle alakasız, kelaka falan demiyorum. Diyorum ki, ya demek ki yaratan bana bir takım şeyler vermek istiyor. Bunlarla çalışmam lazım. Tamam. Yoksa dışarıdaki insanlardan bir farkımız olmaz. Onların hayatlarının da nasıl olduğunu görüyorsunuz. Tamam. Ölüm kalım meselesi onların hayatı. O yüzden bizim aramızda ise her zaman yaratanın aramıza getirdiği koşulların
içimizde değerlendirilmesi lazım. Buna iç çalışma diyoruz. Tamam? O yüzden aramızda münakaşa, eleştiri, yanlışsın, doğrusun yok. Herkes eşit ve herkes önemli. Herkes konuşanı dinleyecek. Tamam mı? Bu çok önemli. Dostu dinlemek, yaratanı dinlemekle aynı şey. Ve herkes kalpten konuşacak. Hislerden, entelektüel bir çalışma değil bu. Tamam. Atladığın bir şey var mı Hakan? Hı? Dört kural koyduk. Herkes eşit ve önemli. Herkes konuşur, dinleyecek. Kalpten konuşur. Yok. Doğru değil mi? Bir yastıklar. Yok, evet. Gayet sen güzel. Birçok çalıştaya katıldın çünkü. Sen çemberlerdesin sürekli. Hakan bu arada, onu söyleyeyim Hakan, son derece çemberlerde tecrübeli. Tamam mı? Her tarafta, hem Türkiye'de hem burada, hem sen Bulgaristan'daki kongreye de gitmiştin onunla ilgili. O yüzden Hakan çalıştığı konusunda son derece bilgili bir arkadaşımız. Genel olarak bu dört prensip, fazla zor bir şey yok. Eğer bunu aramızda yaparsak güler yüzlü olmamız çok önemli. Çünkü dostlara mutluluk vereceğiz. Tamam? O yüzden güler yüzlülük. Ondan sonra iyi bir atmosfer. Tamam. İyi atmosfer. Bu tür şeyleri gruba sağlamalıyım. Kişinin dostlara ihsan etmesi bu. Dostlar sizden başka bir şey beklemiyor. Dostlara iyi bir ruh hali vermek, iyi bir atmosfer vermek efendim. Belki çok uzun konuşmamak olabilir bir dakika. Ha evet, evet. Fazla uzun konuşmuyoruz. Bazen insan unutuyor, çok konuşabiliyor. Aynen. Yoksa herkesin imanı gevrer. Tamam, ne yapıyoruz? 30 saniye, 40 saniye o şekilde miydi? Evet. 30 saniye civarında, 45 saniye civarında konuşuyoruz. Tamam. Fazla uzatmıyoruz konuşmaları. Ve elbette konuya endeksli konuşuyoruz. Tamam mı? Saniye. Evet, konuyu saptırmadan. Konuyu saptırmadan. Konuyu saptırmadan. Ben size şöyle söyleyeyim. Bunlar çalıştay prensibi. Ama dostlarla her defasında bu prensipleri, her konuşmanızda bu prensipleri uygularsanız maneviyatta iyi ilerlersiniz. Tamam. Onu size söyleyeyim. Niye? Çünkü dosta kalpten konuşmak son derece önemli bir şey. Maneviyatta da öyle. Okay. Pasivize olmamız çok önemli. Zaten herkesin konuşmasını dinlemek, kendini pasivize etmek. Tamam, kendimi eğiyorum. Dostun aktarmak istediğine karşı kendi egomu pasivize ediyorum. Herkes eşit ve herkes önemli. Bu da kendimi pasivize etmek. Dostun tepesinde değilim. Dostu kendimden küçük görmüyorum. Tamam. O yüzden çalıştay yaklaşımları resmen gruptaki yaklaşımlarımızın bir özeti gibi bir şey. O yüzden bu 4-5 prensip son derece önemli. Zaten klişe sözler ya da işte hani o bunu söylemişti, bu şunu söylemişti gibi sözler kullanmıyoruz ama zaten kalpten konuşmanın içine giriyor. Yani aynen. Akıldan değil de kalpten aynen. Konuşunca insan klişe. Doğru, aynen. Yani sloganlı konuşmuyoruz, kalpten konuşuyoruz. Tamam, hislerimden konuşuyorum. Canı gönülden konuşuyorum, samimi konuşuyorum yani. Türkçesi bu. Tamam. Bu prensipleri lütfen not alın. Kongreye hazırlık için bunları bilmeniz lazım. Ki çalıştaya nasıl yaklaşacağım? Bunu herkesin bilmesi lazım. Yani tecrübeli arkadaşların da, yenilerin de, eskilerin de. Ki çalıştay yaptığımız zaman bunları bilerek oturalım. Tamam. Hı hı. Var mı herhangi bir soru? Sorumuz var. Hı hı. Ankara'dan Burak Bey'in sorusu. Kongre sonrası genç grubun çalışması nasıl olacak? Özel olarak ne gibi farklı bir içsel çalışma içinde olacağız? Aynı şehirdekiler İsrail'deki gibi günlerini beraber mi geçirecek? Öncelikle ikinci dönemin derslerini bitireceğiz. Tamam, daha dördüncü dersi yeni bitirdik. Bir altı dersimiz daha var. Onları yapacağız beraber. Onları bitirdikten sonra genç grubu oluşturacağız. Büyük ihtimalle genç grup 2016 yılında olacak. Tamam, 2016 yılında da genç grupla gireceğiz. Hem genç grup hem de 2016 yılında birinci dönem ile yeniden başlayacağız. Ki yeni gelen arkadaşlar için. O yüzden Aralık ayında
büyük ihtimalle Aralık ayında büyük ihtimalle şey yapmayacağız. Yani eğitim merkezi olmayacak ama Aralık ayını reklam, tanıtım için kullanacağız. Ocak ayında yeni eğitim merkezinin birinci dönemine başlamak için. Ve de Ocak ayında ne yapacağız? Genç grupla da başlayacağız. O yüzden büyük ihtimalle haftada 3 kere falan, haftada 3 kere ders olacak büyük ihtimalle ama siz sadece genç gruba katılacaksınız. Ama isterseniz yeni gelen arkadaşlara destek olmak uğruna, nasıl şimdi eskiler size destek olmak için bu derslere giriyor ise, siz de tabii ki katılabilirsiniz. İyi olur yani. Tamam mı? Mesela eskiden beri aramızda olan arkadaşlar var. Bugün buradalar. Tamam mı? Mesela hatta soru sordular. Durukan olsun, Moşe olsun. Birçok arkadaş burada. Eskilerden. Bu arkadaşların çoğu sabah dersine giriyor. Sabah dersini izleyen arkadaşlar. Ama niye buradalar? Bana destek olmak için, Hakan'a destek olmak için, siz yeni arkadaşlar var, sizlere destek olmak için. Niye? Çünkü hepimiz bir arada olduğumuzda ne kadar çok bir arada olursak, sanal da olsa önemli değil. Kalplerin bir arada olması aramızda ışığın işlemesine neden oluyor. O yüzden destek olmak için bile dostların burada olması iyi bir şey. Dolayısıyla sizlerden de yeni gelen arkadaşlara destek olmanız konusunda yani bekliyoruz, sizin için de iyi olur. Tamam. En azından siz de yani sanki yapmış olduğunuz konuların bile üzerinden geçseniz her derste yeni öğrenecek bir şey var. İkincisi de siz de ileride belki ders verirsiniz. Belki ileride ne bileyim Türkiye'de bir eğitim merkezi olur. Belki Türkiye'den ders verilir vesaire. Yani kişinin kendisini geliştirmesinde fayda var. Okay. Ama o şekilde ilerleyeceğiz. Genç grup o şekilde başlayacak. Bir de aynı şehirdekiler İsrail'deki gibi günlerini beraber mi geçirecek demiş. Çok güzel olur. Yani yaparsanız güzel olur. Ben size ne yapacağınızı söylemeyeceğim. O zaman özgür seçiminizi almış oluruz elinizden. Maneviyatta ilerlemem demek. Çünkü hepiniz belli başlı yaşta insanlarsınız yani. Tamam. O yüzden gelip de size şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, hatta da hutta da diyemeyiz. Maneviyatta öyle bir şey yok. Kişi çalışmayı yaptıkça nerede daha iyi çalışabilirim, nerede daha fazla ilerleyişim için ne yapabilirim kendisi düşünmeye başlamalı. Nasıl düşüneceksiniz bunları? Bizden örnekler alarak. Derste soracaksınız mesela ne bileyim belki. Mutlu siz günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Nedir abi sizin programınız, planınız? Biz ne yapabiliriz? Biz Ankara'da 3 kişiyiz, 5 kişiyiz. Ne yapalım? Hemen ne yapacağız? Bir yere geleceğiz. Tüm Ankara'daki arkadaşlarla beraber zaman geçirmek isteyen arkadaşlarla ne yapacağız? Oturacağız, konuşacağız. Ne yapabiliriz diye. Manevi yolda ilerlemek için. O yüzden bunu hep beraber yapmamız lazım. Ama bir yerde zaman geçirmeyi arzuluyorsanız bir şeyler yapmak istiyorsanız bu çok güzel bir şey başlı başına. Evet. İstanbul'dan Ceyda Hanım'ın sorusu. Pazar günü dostların toplantısında kongre Antalya'da olacak demiştiniz. Yeni olduğum için tarihini ve yerini söyler misiniz demiş. Ceyda Hanım kim? Yeni. İstanbul'dan Ceyda Hanım yeni ama arşivden indirmiş dersleri. Hani. Okey. Şöyle yapabilirim. Okey. Ceyda Hanım şöyle yapalım. Siz bize bir e-posta atın. eğitimmerkezi@ Niye bu yazmıyor bugün? eğitimmerkezi@ Hayda. Okey. eğitimmerkezi@kabala.info.tr Kusura bakmayın yazım iğrenç ama yapacak bir şey yok. Tamam, bize bir e-posta atın. Dersleri izlediniz mi, izlemediniz mi bize bir yazın. Çünkü biz aramıza kongreye gelecek olan arkadaşlara dersleri izlemiş, neden bahsettiğimizi bilen, birinci dönemin derslerini harbiden sindirmiş arkadaşlar bekliyoruz ki kongrede dağılmasınlar. Tamam mı? Maneviyatta en önemli şey hazırlık. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım.
İstanbul'dan Akın Bey'in sorusu var. Kişiler arasında kurulacak ilişkide nelere dikkat etmeliyiz? Dışarıda kurduğumuz arkadaşlık ilişkilerine kıyasla neler eklemeli ya da çıkartmalıyız? Kim sordu bunu? İstanbul'dan Akın Bey sordu. Çok güzel sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, gruba geldiğiniz zaman yeni gelen arkadaşlar önce bir bakacaksınız, yoklayacaksınız. Öncelikle herkese tanışmanız lazım. Tamam mı? Eğer tanışmadıysak, beni orada görüyorsanız sağda solda, ben sizi görmediysem şu bu, ben yeni gelen arkadaşlara direkt gidip ben zaten tanışmayı hemen şey yapıyorum. Ama baktınız görmedim sizi vesaire, beni gördüğünüz an gelin önce hemen bir tanışalım. Tamam, bu çok önemli. Dostlarla tanışmak, kendinizi bir tanıtın, neredensiniz vesaire, ki tüm dostları tanıyalım. O yüzden bir araya geldiğimiz zaman tanışmak çok önemli. Tamam, hepimiz birbirimizi tanıyacağız, isimlerimizi bileceğiz. Büyük ihtimalle isimlerimizin olduğu, hepimizin isminin olduğu bir şey olacak, kart olacak ki birbirimizi bilelim, tanıyalım. Bu çok önemli. İkincisi, dostlara yaklaşım her zaman 5S formülüyle. Her zaman. İster yeni kongrede olsun, ister yeni arkadaş olun, ister eski arkadaş olun. Bu değişmeyen bir şey. 5S formülü. Tam bu formülü hepiniz biliyorsunuz. Üzerinden 2-3 kere geçtim. Bu şekilde gruba gelmemiz lazım. Her zaman. Tamam. Başka ne sormuştu? Kişiler arasında kurulacak ilişkide bu 5S'ye dikkat etseniz, grubun akıntısıyla gitseniz, biraz pasifize olsanız çok iyi olur. Grubun akıntısına pasifize olursanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Tamam. Dışarıda kurduğumuz arkadaşlık ilişkilerine kıyasla neler eklemeli ya da çıkartmalıyız? Öncelikle kongreye geldiğiniz zaman bu da çok iyi. Dışarıdaki dünyevi konuları getirmiyorsunuz. Tamam, zaten biz dünyevi hayatın çöplüğünden kurtulmak için, bir hafta sonu soluk almak için bir araya geliyoruz. O yüzden dünyevi hayatı sokmayın oraya. Genelde şimdi yeni bir yere gittiğimiz zaman dünyevi konular konuşulur. Çünkü diyeceğiz ki, ne konuşacağım arkadaşlarla? Dünyevi konuları bırakın. Yani işten, güçten vesaire bahsetmeye gerek yok. Tamam mı? Aileniz varsa ailenizden bahsedebilirsiniz mesela. Evliyim, iki çocuğum var vesaire. Bunlar birbirimizi tanımak için okey, önemli. Ama dünyevi hayatın şeylerini getirmemekte fayda var. Eğer dostlarla yeni tanıştıysanız, konuşacak konu arıyorsanız şundan bahsedebilirsiniz. Maneviyata nasıl geldiniz? Nasıl arayışa başladınız? Nereden buldunuz grubu? Niye ilginizi çekti? Tamam mı? Bu tür paylaşımlar iyi. Yani konuşacak konu arıyorsanız aranızda, bir çay kahve sigara içerken vesaire, maneviyata nasıl geldim? Nelerden, yani ne tür arayışlardan geçtim? Tamam mı? Maneviyata nasıl geldim? Yani bu tür konulardan bahsedeyim. Nasıl geldim? Ki herkes birbirini biraz tanısın. Nasıl yola geldiğini, nasıl arayışa girdiğini, neden arayışa geldiğini birbirimize anlatmakta fayda var. Birbirimizi tanımak için. Tamam mı? 3 aşağı 5 yukarı göreceksiniz ki herkes aynı yoldan geçmiş. Tamam, dostlarla konuştukça göreceksiniz ki hepimiz meğersem bir şekilde aynı arayıştan geçmişiz. Okey? Onu görmeniz de iyi. Tamam, dostlarla fazla bir farkınız olmadığını göreceksiniz. Bu sizleri bir araya biraz daha getirecek, kenetleyecek. Tamam? Ondan sonra onun dışında ama fazla stres yapacak bir şey yok. Gerginliğe hiç gerek yok. Yani ne yapacağım, ne edeceğim paniği hiç yapmayın. Tamam mı? Oradaki hep beraber inanın iyi zaman geçireceğiz. Tamam mı? Mutlu bir hafta sonu geçireceğiz. Fazla stres yapmanıza gerek yok. Rahat olun yani. Tamam, şuraya da yazayım. Rahat olun. Ben size özellikle hazırlamak istiyorum ki stresli bir ortam olmayacak. Hoş, kongrelerimizin hepsi çok güzel oldu şu ana kadar. Yani Allah bozmasın. Hepsinde çok eğlendik, güzeldi. Muhabbetimiz çok güzel oldu. Rahat olun. Tamam. Ve rahat olursanız, kendinizi bırakırsanız orada
oranın havasıyla, bizim havamızla, eski dostların havasıyla biz bir araya geldiğimiz zaman merak etmeyin, sizi bizlerle beraber alıp taşırız. Hiç sıkıntı yapmayın yani. Tamam. Rahat olun. Her şey güzel olacak inşallah. Değil mi? Sen de tecrübelerinden bahset. Sen kaç kere kongreye geldin Türkiye'de? Türkiye'de iki kere. İki kere nasıldı? Güzeldi. Güzeldi değil mi? Farklı bir şey söyleyemez gerçi ama. Benim için de son kongre iyi oldu. Güzel oldu. Ha, son kongrede Hakan'a verdik. Evlendirdik. Dostlar bir sürpriz. Sürpriz düğün yaptık düğün sana. Evet. Olağanüstü bir şey yani. Herhalde dünya kongresinde yani dünyadaki hiçbir kongrede böyle bir şey olmadı. Hakan'ı kongrede evlendirdik. Gayet güzel bir, gerçekten güzel bir kongreydi. Evet. Ben yani buradaki yani arkadaşlara anlattığım zaman gözleri doluyor. Çünkü öyle bir hazırlık, öyle bir arkadaşlar 3-4 hafta bizden habersiz hazırlık yapmışlar. Yani ayakkabısından gelinliğine kadar değil mi? Havai fişeklerinden pastasına kadar, işte kınasına kadar falan. Hala tüylerim diken diken. Evet. Bak şimdi bana hatırlattın. Ben de duygulandım. Ben kıydım nikahı. Evet, güzel. Gerçekten güzel bir konu. Rahat olmak çok güzeldi. Çünkü orada herkes birbirini sevmek için gelmiş. Herkes aynı ruhun parçası. Çok rahat olmak lazım yani. Sonuçta sevgi dolu muhteşem kongreler oldu yani her seferinde. Hatta aynen, otelin sahibi bile çok etkilenmiş. Aynen yani. Otelin sahibi bile etkilenmiş. Ne çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan dedi. Güzel, güzel. Bak hatırlatman iyi oldu. Şimdi ben de iyi bir şey aldım, izlenim aldım tekrar. Okey. O yüzden güzel bir şekilde devam edeceğiz. Kongrede güzel bir zaman geçireceğiz. Sadece hazırlık çok önemli. Ki yani şey olarak gelin, rahat gelin. Tamam. Gelişinizi, gidişinizi, planınızı, programınızı düzenli yapın ki otele girişiniz, çıkışınız vesaire her şey belli olsun. Otel zaten havaalanına fazla uzak değil. Her şey birbirine çok yakın ve sıkıntı olacağını sanmıyorum yani. Okey. Var mı herhangi bir soru? Sorumuz var. Bu arada 49 kişi online'mış. Öyle mi? 49. Çok güzel. Evet. Okey. İstanbul'dan Doğukan Bey'in sorusu var. Genç grup ve olgun grup arasındaki fark nedir? Mahser ödemeyince manen ilerlenmiyor mu? Genç grup şöyle diyelim. Üniversiteye hazırlık var. Mesela değil mi? Tamam, üniversiteye gidiyorsunuz, bir hazırlık sınıfı var. Yabancı dil öğrenmek isteyenler için mesela. Çünkü eğer İngilizce eğitim veriyorsa mesela ODTÜ vesaire, Bilkent gibi üniversite hazırlık okuyorsunuz. Bu neden? Bu sizi belli bir seviyeye çıkartmak için ki oradan ana çalışmaya girebilirsiniz. Genç grup bu şekilde işliyor. Genç grup eskiden yoktu. Ben geldiğimde genç grup falan yoktu. Ben ilk geldiğimde dedikleri şey sabah derslere katılmak istiyorum dedik. Güzel dediler. Harika. Ne güzel. Gece 2:20'de gel. Derslere başla. Tamam, o şekildeydi. Şimdi biz gördük ki bu iyi bir şey değil. Bizim neslimiz için değil. Tamam? Bizim neslimiz için iyi bir şey değil. Bizler için fazla sıkıntı olmadı. Ama dediğim gibi siz ve biz bir nesil var gibi düşünün. Tamam mı? Başlama açısından kabalayın. O yüzden kişinin önce biraz materyali çiğnemesi lazım. Kavramlar ne, konseptler ne biraz anlaması lazım. Genç grubun amacı da kişiyi bu bilgi seviyesine, bu grup içerisinde yaklaşımı oluşturmaya yönelik geliştirmek ki grubun içine girdiği zaman zorlanmasın. Çünkü kişi birden savaşın içine düşerse ne olacak? Ya yaralanacak, ya gazi olacak, ya şehit olacak yani. Tamam, ya da savaştan kaçacak, diyecek ki burası nasıl bir yer. O yüzden savaşa gitmeden önce savaşın kazanacağını ne tayin eder? Hazırlık. O yüzden bizler de gördük ki dostlara, tecrübeli olan arkadaşlar yardım etmeli ki şey olmasınlar, dengelerini kaybetmesinler. Çünkü hem dünyevi hayatı hem manevi hayatı beraber götürmek zorundayız. O yüzden genç grubun amacı arkadaşları bizden daha küçük görmek için değil. Tam tersine öyle bir sistem ki dostları aramıza böyle hiç problem sıkıntı yaşamadan entegre etmek için. O yüzden genç gruba gelen bir arkadaş için ve genç grupta ciddi çalışan, ilerleyen bir arkadaş için şey yok. Bizim aramızda sen genç gruptansın, çavuş rütbelerin yok gibi bir yaklaşım yok.
Grupta herkes dost, herkes eşit. Tamam? Ama tamam mı? Bunun ötesinde olgun arkadaşlardan da örnek almak, onlarla birlikte diyalog içinde büyümek, yetişmek çok önemli. O yüzden o süreci geçirmemiz lazım. Maser denilen şey bize Yakup'tan kalan şey. Tamam? Yakup zamanından kalan bir gelenek. Maneviyatta ilerlemek için önemli. Öyle diyeyim. Ama bu konuda baskı yapmıyoruz. Burada da baskı yapılmıyor. Ama burada yani burada grupta mısın, değil misin arasında o bir çizgi. Maser. Tamam. Biz de ilk gruba geldiğimiz zaman birkaç şart vardı öyle gruba girerken. Ve maser de bunlardan biriydi. Şimdi öyle büyük bir, yani öyle baskı yok kimsenin üzerine. Ben ilk geldiğim zaman evlenmek de zorakiydi. Ama o yüzden gruba geldik, dediler ki 3 ay kadar bir vakit içerisinde birini bulup evlenmesen iyi olur gruba gelmek istiyorsan, tamam mı? Ama bu tür şeyler artık yeni nesil için yok. Tamam. Maser ama dediğim gibi geleneklerden gelen bir şey. Burada ana grubu diğer grupta çalışan insanlardan ayırt eden kriterlerden biri o maser. Çünkü manevi bir kural maser. Manevi bir prensip yani. O yüzden grup içerisinde bazen aktivite yaptığımız zaman diyoruz ki bu aktiviteye bu arkadaşlar gelebilir sadece. Çünkü niye? Çünkü bu adamlar tutulması gereken minimum dünyevi çerçeveyi tutuyor. Üzerine maneviyatı da koyuyorlar diye. O yüzden öyle bir koşul var. Hı hı. Hamburg'dan Arzu Hanım'ın sorusu var. Genç gruba Türkiye dışından katılmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Okey. Aynı zamanda Almanya'da Hakan diye bir arkadaş var değil mi? Hakan'dı. Nürnberg Hakan. Grubunda Hakan var. Belki Hamburg'dan da çıkar ileride ama kesinlikle katılabilirsiniz. Hiç sorun yok. Zaten sanal olarak dersler devam edecek. Şubat'ta kongre olduğu zaman Almanya'dan gelen arkadaşlar olur. Tamam mı? Bize söylersiniz, yazarsınız. Biz tanıştırırız sizi Almanya'da. İsterseniz atlar Şubat'ta hep beraber onlarla gelirsiniz. Hakan da geliyor sürekli Almanya'dan. Hep beraber kongreye de gelebilirsiniz. Hiç sorun yok. Zaten sanal yapacağız şimdi yaptığımız gibi. Okey. Hı-hı. Umut Bey'in sorusu var Edirne'den. Gerçi cevaplandırılmış arkadaşlar tarafından ama bahsettiğiniz genç gruba kim nasıl katılacak? Bir de kış 2016 dönemine tekrar kaydolmak için im@kabala.info.tr'ye mail mi atmam gerekiyor? Aynı prosedürden devam edeceğiz. Onu genç gruptan bahsettim zaten. Okey. Bu kadar. Tamam. Madem bu kadar biraz daha devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, grupta çalışırken bizim yaptığımız birkaç şey var. Tamam mı? Bunların en önemlisi dersler. Dersler bana ne yapacağımı öğretecek. İkincisi dostlar. Çünkü bunları dostlarla aramdaki bağda yapacağım. Dostlar. Üçüncüsü dağıtım dediğimiz şey. Dağıtım birbirimize yardım. Tamam. Hatta dostların toplantısını da buraya ekleyebiliriz. Ya da dostlar artı dostların toplantısı diyelim. Dağıtım. Başka ne yapıyoruz beraber? Dostların toplantısı dağıtım. Aktivitelerimiz var yani zaten dostlar dediğimiz. Yaptığımız fazla bir şey yok. Tamam mı? Bizim işimiz bunlardan ibaret. Bu da zaten yemek var.
pasif. Yani dostlar aynen aktiviteler diyelim hadi şuraya, tamam mı? Yemek konusunda. Beraber yemekler yiyoruz. Zaten çoğu şey yaptığımız şey yemek yemek beraber. Tamam, aktiviteler. Tamam. Şöyle yapalım, aktiviteler. Yemek, yemekler, kongreler. Grupta yaptığımız şey genelde bu. Bunlar da ne zaten? Bu internet üzerinden çoğu. İnternetimiz var ve kitaplarımız var. Onun dışında fazla bir şey yapmıyoruz. İnternet artı kitaplar artı eğitim merkezi. Dışarıdaki insanlara gidip kabağadan bahsetmiyoruz. Bizi bulan bulursa bulur. Tamam. Dağıtımımız da bundan ibaret. Tamam. Yaptığımız aktiviteler bunlar. Bunların hepsini yaparken de o dediğimiz prensiplerden gidiyoruz. Şimdi eğer maneviyatta ilerlemek istiyorsak, tamam, bu oturttuğumuz çerçevenin içinde bir yer almanız lazım. Kişiye de ne yapacağı maneviyatta söylenmediği için kişi ne yapacağını kendisi düşünmeli. Tamam. Yani ben bu manevi çalışma çerçevesi içerisinde dostlara nasıl yardımcı olabilirim? Çerçevemi ben yapmak zorundayım. O yüzden her birinizin sorumlu olduğu şey kişisel çerçeve. Bunu her biriniz kendi yapmak zorunda. Bunu yaparken de kongrede bana da danışabilirsiniz. Tamam mı? Bu önemli. Bana da danışırsınız. Ne yapayım, ne edeyim, nasıl yapayım vesaire diye. Okey? Çünkü bunların hepsini, bu yolun hepsinden geçtik. Tamam mı? O yüzden yaşayacağınız her şeyin hepsini önceden yaşadım ben. Her türlü soruyu o yüzden sorabilirsiniz. Ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğiz vesaire. Erkekler olsun, bayanlar olsun vesaire nasıl olacak? Şimdi erkekler ve bayanlar konusuna gelmişken onu da biraz açmamız lazım. Saat 9.18 mi? 17. Son 9.17, okey. Son bir 10-13 dakikamız var. Kişisel çerçeveyi siz inşa edeceksiniz. Bunun üzerine de biraz kafa patlatın. Düşünün nasıl ilerleyeceğinizi. Şimdi biz maneviyatı çalışırken sabah derslerinde de görmüşsünüz. Erkekler beraber çalışıyor. Bayanlar yok sınıfta. Tamam mı? Ama bayanlar ayrı bir sınıfta var. Onlar izlemiyor değil dersi. Şöyle bir şey var. Eğer sabah dersini izlemek isterse bayanlar izleyebilirsiniz. Ama bayanların izleme zorunluluğu yok. Çünkü bizlerin de eşleri vesaire, çoluğumuz, çocuğumuz vesaire var. Birisinin ilgilenmesi lazım. Tamam mı? Maneviyatta da prensip ne? Bu dünyada nasıl erkek eve ekmek getirmek zorundaysa maneviyatta da aynı şey işliyor. O yüzden maneviyat genelde hepimizin çalıştığı bir şey. Ama bazı şeyler var. Çünkü iki çift beraber yapamadığı için ailevi sorumluluklarından dolayı. Okay? Erkeklerin ağırlıklı yaptığı şeyler var. Bayanların ağırlıklı yaptığı şeyler var. Yani bayanların manevi çalışmasıyla erkeklerin manevi çalışması arasında farklılıklar var. Nasıl bedenlerimiz farklı ise, karakterlerimiz, huylarımız erkekler ve bayanlar olarak farklı ise, manevi çalışmada da iç çalışmamız birebir aynı olsa bile uygulamada farklılıklar var. Bu hiç kimse diğerinden az olduğu için değil. Sadece doğalarımızın farklılığından kaynaklanıyor. Tamam mı? O yüzden kimse ikinci vatandaş değil maneviyatta. Yok öyle bir şey. Bir anne ve baba oğluyla kızı arasında ayırt etmez. Yani eğer psikolojik problemi varsa belki ayırt eder. Ama evlat evlattır. Tamam mı? Ne olursa olsun. Ya sonuçta kim veriyor evladı? Yaradan veriyor. O yüzden ayırt etmiyoruz. Ne verdiyse en güzelini yaradan bilir. Kısmetimiz bu. Evlat canımızın parçası. Maneviyatta da aynı şey.
sadece dünyevi koşullar olsun ve dualarımızın yapısı gereği olsun farklı çalışmalarımız var. O yüzden çalıştaylarda bayanlar ve erkekler ayrı yapacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimal diyorum, tamam mı? Çünkü bazen karışık yaptığımız da oluyor. O yüzden şaşırmayın. Tamam mı? Dağılmayın birden haremlik mi, seyranlık mı diye. Selamlık mı? Nasıl derler ona? Haremlik. Haremlik, selamlık. Haremlik, selamlık değil. Sadece manevi çalışmada aramızda oluşturmak istediğimiz bağda, tamam mı? Gelmek istediğimiz şey kafa karışıklığı olmadan gelmek. Okay? Karışık olarak da çalıştay yaptığımız zamanlar oluyor. Ama bu kongrelerde olmayabilir. O yüzden şaşırmayın. Tamam mı? Bunun nedeni de manevi çalışmada erkekler aralarında sevgi bağına gelmeli. Bayanlar da aralarında bağ gelmeli. Karışık olduğu zaman kafamız başka yerlere gidebilir. Gitmesin diye de kabalistler diyor ki siz bu işi ayrı yapın. Onlar da ayrı yapsın ki kafanız her zaman dost sevgisinde ve oradan da yarıdan sevgisine gelmekte olsun. Tamam. O yüzden bunlar sizi şaşırtmasın. Ama dediğim gibi ortak yaptığımız çalıştaylarda da var. Neden? Çünkü bazen ailede diyelim bir karar alacağız. Ne yapıyoruz? Herkes eşine de danışıyor, öyle değil mi? Grupta da ne yapıyoruz? Bazen ortak kararlar almamız gerekiyor. Projelerle olsun, dağıtımla ilgili olsun ya da yemeklerle ilgili olsun, piknik yapmakla ilgili olsun, bir şeylerle ilgili olsun. Ne yapıyoruz? Birbirimize danışıyoruz. Yine çalıştay şeklinde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hep beraber karar veriyoruz. Tamam mı? Ama manevi konularla ilgili böyle bir ayrım olabilir. Önceden bilin, nedenini de bilin. Tamam mı? Önceden söylüyorum. Sorunuz varsa da sorun. Sitemizde de bayanların nasıl maneviyat çalıştığına yönelik çok güzel yazılar var. Tamam mı? Lütfen okuyun onları. Sitemizi iyice gezersiniz. Oradan birçok şey alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Her şeyi de size netleştiririm. Hiç sıkıntı değil, sorun değil. Hem kongrede hem derslerde. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa çarşamba günü içinde yazın. Geldiğiniz zaman çarşamba yine üzerinden geçeriz. Tamam? Dolayısıyla kişisel çerçevenizden sorumlusunuz. Kongre hazırlığınızdan sorumlusunuz. Lütfen Rabaş'ın yazıları 21. sayfaya kadar okuyun. Tamam mı? Dostlarla ilgili. Ve aynı zamanda var mı soru? İki soru daha var. Hı-hı. Son anda gelen. Evet, sor. Ankara'dan Yurda Gül Hanım'ın sorusu. Kişi maneviyatta kalma ve dostlarına ve diğerlerine dağıtım yapma arzusundaysa ve kadınsa burada daha iyi bir performans göstermek için ne yapmalıdır? Arkadaşlar her zaman maneviyatta elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Ama elimizden geleni yaparken ne yapacaksınız? Yeni bir arkadaşsınız şimdi. Öyle değil mi? Evet, Yurda Gül Ankara'dan yeni bir arkadaş. Ne yapacağız? Neler yapıyoruz bir bakacağız. Ondan sonra sen dostlar için ne yapmak istiyorsun ona bakacağız. Oturacağız, konuşacağız. Dostlar için faydalı ne olabilir, ne yapabilirsin? Ona göre bir şeyler yapabiliriz. Okey, mesela ne bileyim birçok arkadaş birçok konuda yardımcı oluyor. Çeviriler yapanlar var. Mesela eğitim merkezindeyiz şimdi. Moderatör 3 arkadaş var. İçeride genç bir arkadaşımız var. Yani yardım edecek çok şey var. Tamam mı? Her zaman yardım edecek bir şey var. Ve şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yaratan adamı gruba getirdiyse bilin ki hepinizde bir yetenek var. Gruba fayda sağlayacak. Hepinizde şüphesiz. Tamam mı? Yani gruba yardım edemeyecek birisi gruba getirilmez. Sadece kişinin bunu yapmak mı, yapmamak mı gibi bir özgür seçimi var. O yüzden bunların hepsini beraber keşfedeceğiz. Konuştukça, sohbet ettikçe ortaya çıkaracağız. Doğukan Bey'in sorusu İstanbul'dan. Kongreyi canlı verecek misiniz? Canlı vereceğiz. Ve internet ve nasıl? Okey. Şimdi bakın, cumartesi günleri yayın yok. Tamam mı? Var da yok. Canlı yayın sayfasında yok. Başka bir yerden girmeniz gerekiyor. Onu da ben bir video yapıp koyacağım. Nasıl gireceğinizi, nasıl kaydedeceğinizi, nasıl giriş yapacağınızı, kaydolacağınızı oradan izleyebilirsiniz. Tamam. Okey. Son bir 5-6 dakikamız var. Varsa başka soru alalım onları da. Bir sorumuz daha var.
Onu ben okuyayım hemen. Merhabalar demiş Balıkesir'den Ahmet Bey. Şimdi dersleri izliyor ve kalben sizlere yakın hissediyorum kendimi. Ama kongreye katılmayınca dostlara katmıyorsunuz. Peki. Yo, öyle bir şey yok. Öncelikle orada duralım. Şimdi kongreye gelemediyseniz sizi dostlara katmıyoruz diye bir şey yok. Tamam mı? Kongreye gelemeyecek arkadaşlar var çünkü koşulları el vermiyor. Problem değil. Problem yok. Okay, sorun değil bunlar. Önemli olan şey bu ilk ders mi Ahmet Bey? Onu tamam. Sormak şimdi, lazım arkadaşlar. Tamam, yani kaç ders izlediniz vesaire bilmiyoruz. Şimdi neden kongreye geçmişteki dersleri izlemeyen arkadaşları almıyoruz? Tamam, bunun nedeni şu. Geçmişteki tecrübeden görüyoruz ki o arkadaşlar için iyi değil. Tamam? Kendimiz için değil. O arkadaşlar hazırlıklı gelmediği için onlar için olumsuz. O yüzden. Yoksa kimseyi dost kabul etmiyoruz diye bir şey yok. Allah korusun öyle bir şey yok. Eğer yerden adamı getirdiyse bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yerden aramıza getirdiği her şey, herkes, her kişi bizim yani göstermemiz gereken, içimizde hissetmemiz gereken yaklaşım yaratan getirdiyse olay bitmiştir. Tamam mı? Dost olarak almak zorundayız. Ta ki kişi eğer gruba yani olumsuz bir etki yapıyorsa ayrı mesele. Olumsuz bir etki yapıyorsa gruptan ayırıyoruz. Geçmişte öyle şeyler de oldu. Ne yaptık? Arkadaşı dedi ki kusura bakma ama seninle bu iş olmayacak. Tamam mı? İlişkilerde gibi. Yani nasıl birisiyle anlaşamayınca ayrılıyoruz. Tamam mı? Burada da öyle. Ama öyle kabul etmiyoruz diye bir şey yok. Burada önemli olan şey neden derslere girmenin önemini söylüyoruz? Çünkü derslerde temel oluşturmazsanız maneviyatta ilerlerken iç çalışma ve dışsallık arasında mutabakata gelmem lazım. O yüzden kendimi o mutabakatta en azından minimum derecede tutmam için bir takım prensipleri biliyor olmam lazım. Kalpteki noktam ne? Niye buradayım? Özgür seçimim nerede? Form eşitliğine, grupla form eşitliğine nasıl geleceğim? Çünkü yaradan yok ortada. O yüzden şu anda bizim için form eşitliğine grupla o paralelliği yakalamak. O yüzden bu tür konseptlerin kişinin içine sinmiş olması lazım. Bir fikri olmuş olması lazım ki geldiği zaman dengesini kaybetmesin. O yüzden. Tamam mı? O yüzden bir sonrakine mesela dersleri izliyorsanız, takip ediyorsanız, gelmek istiyorsanız o şekilde olabilir. Ama dost kategorisinde değilsiniz diye bir şey yok. Sorunun ikinci kısmı neydi? Orası çünkü ben yarıda durdurdum seni, o yüzden söylüyorum. Parasal imkansızlıklardan katılamıyorsak gruba giremiyoruz. Bu biraz garip değil mi? Ne yapalım demiş. Şimdi aynen biraz önce dediğim şey. Bazı arkadaşlarım var, koşulları müsait değil. Tamam mı? O yüzden gruba girememek diye bir şey yok. Dünyada birçok arkadaşın böyle sıkıntıları var. Tamam mı? Mesela Odessa'da kongre var şimdi. Ukrayna'da yaşayan adam oraya gidemiyor. Niye? Sıkıntısı olduğu için. Maddi sıkıntısı olduğu için. O yüzden gruba alınmama diye bir şey yok. Her zaman aramızdasınız. Tamam? Sanal da olsa. Bizim fiziksel bir merkezimiz yok. O yüzden Diyarbakır'da da bir arkadaş var. Adana'da da var. Mersin'de de var. Urfa'da da var. Onlar da ne yapıyor? Sanal katılmak zorundalar. Yaratanın bize verdiği fırsat bunlar. Tamam? Yani fırsat derken koşullar. Tamam? Bazı arkadaşlarım var, durumu öyle. Bazı arkadaşlarım var, durumu iyi gelmiyorlar. Öylesi de var. Tamam? O yüzden yaratanın bize verdiği koşullar dahilinde elimden geleni yapmalıyım. Bu yüzden sanal olarak ne yapacaksınız? Sanal olarak bizimle bağlantıda olacaksınız. Sorun yok. Okey? Yani maddi sıkıntıya vesaireye göre öyle dışlamak, mışlamak falan filan yok öyle. Kişinin tüm koşulları yaradandan kişiye verilir. Ve kişi o koşullardan da elinden geleni yapmakla yükümlü. O kadar. Daha fazlasını yapamıyorsak yapamıyoruz. Tamam? Sıkıntı yapmayın onu yani. O sıkıntı değil. Gelemeyenler, sanal katılmak isteyenler nereden izleyecekler isterseniz? Facebook sayfasına onu da yazarız. Tamam? Evet. Çünkü bir siteye girmeniz ve oradan kayıt yapmanız vesaire gerekiyor o yüzden. Onu ben detaylı yazmam lazım. Yani belki bir video yaparım. Videoda gösteririm. Ona göre görsel olarak görürsünüz. Çarşamba günü dersiniz.
Aynen. Şimdi arkadaşlar saat 9.30 oldu. Dersimizi burada sona erdiriyoruz. Lütfen kongreyle ilgili, kongrede ne yapacağımdı, ne edeceğimdi, şuydu buydu türlü tüm sorularınız ne var ne yoksa kafanıza takılan her şeyi lütfen yazın. Çarşamba günü onları da halledelim. Ve o şekilde başlayacağız. Tamam. Hiçbir şeyde dert etmeyin, sıkıntı yapmayın. Güzel bir şekilde inşallah geçireceğiz kongreyi. Herkese sevgiler, selamlar. İyi akşamlar. Çarşamba görüşmek üzere.